Emek denecimesi iş yerimize dibi yapıldı. Yapılmış daha doğrusu. Ama bunda kesin olarak aynı şekilde yapılsa bile de tuttuğun nereden biliyorsun? Şimdi piyasada bu şekilde böyle işte ben büyük çizerim, ben şöyle yaparım, ben cinlerle irtibatlıyım, cinleri üstüne salarım falan. Mesela haberlerde dikkatimi çekiyor. Bu şekilde böyle haberlere taşınıyor. Mesela bir kadıncağız benim dikkatimi çekmişti. Adam 400 bin lirası mı ne almış? Kadın zaten psikolojik hasta, rahatsız. Menfi kelimeler kullanıldığı zaman cinin gitmesine de gerek yok. Kadın kütleye aynı şekilde morali bozuluyor. Zaten Saadet-i Ebedi'de anlatılırken buyuruyor ki ruhi hastalıklarda, depresyonda çevreyi değiştirmek gerekir. Yani insana yumuşak yaklaşan, ferahlık veren böyle kimselerle beraber olmalı. Çünkü ruhi hastalıkların tedavisinde bu önemli. Sakin olmalı, kalabalık yerlere girmemeli buyuruyor Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Saadet-i Ebedi'de izah ediyorlar bunları. İstiğfar ve la havleye devam etmeli. İyi bir psikiyatrist ve nörolog, yani tecrübeli birisi her şeyde olmayabilir veyahut da o doktorda olmayabilir şifası, orada da destek almalı. Allah-u Teala ölüm ve yaşlılık hariç her derdin devasını ihsan etmiştir, bunun içinde çıkılır. Büyü hakkında da işte efendim şöyle yapıldı da böyle yapıldı da papaz büyüsüydü, domuz büyüsüydü falan, adı ne olursa olsun, adına ne korlarsa korusun, büyü büyüdür. Ve Allah-u Teala dilemediği müddetçe de büyü tesir etmez. Ve büyüyü meslek haline getiren kimsede de iman olmaz. Çünkü büyü yapmak da, aynı şekilde buna inanmak da bu mutlak netice verir demek. Büyü yapan kimse de benim yaptığım büyü mutlak tesir eder demek, imanı tehlikeye sokar. Bir büyü yaparım adama şöyle yaparım, bir büyü yaparım adamı ters getiririm. Bunlar falan hikaye. Hikaye tabii. Allah-u Teala dilemedikçe olmaz. Çünkü Allah-u Teala yarattığı hiçbir kulunu, melek, cin, insan, hayvan, nebatat, bunları yalnız bırakmaz. Peki dünya imtihan yeridir. Bela musibet gelebilir mi? Gelebilir. Ve o bela ve musibet de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için günahlarına kefaret olur buyuruluyor. Şimdi Çok özür dilerim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi büyücü adam, insanlar niye gidiyorlar? Ya bir şuna bir büyü yap da tanıdık mesela. Onun hayatını değiştir. İşi bozulsun. Kafasını değiştir. Fikrini değiştir. O zaman sen Allah-u Teala'nın yerine koyuyorsun büyücüyü. Tabii. Ve dolayısıyla yapan da yaptıran da imanı tehlikeye gider. Yani açıkça söyleyeceğim, küfürdür bu. Kafir olursun yani. Buna inanıyorsan ve buna yaptırıyorsan. Peki efendim, yani Allah-u Teala dilemiştir. Peygamber Efendimiz'e de yaptılar büyü. Şeyde, nazar içinde aynı şekilde birisini tuttular. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Hani sen nazarla öldürmek istiyorlardı. Allah-u Teala da kullarını yalnız bırakmamak için büyü için bildirilen şeyler tam İbn-i Saadet Tebili kitabının sihir, S-H-R, sihir. Büyü, yani Arapça sihir, biz büyü diyoruz. O bahsinde nelerin yapılması gerektiği bildiriliyor. Hatta orada pratik olarak herkesin yapabileceği bir şey söyleniyor. Yavuz Besmele çekersin. Fatiha'yı 7 defa. İlkinde Yavuz Besmele, birincisinde. Ondan sonra diğerlerinde Besmele çekerek 7 defa. 7 defa Ayet-el Kürsi okursun. 7 defa Kafirun okursun. Besmele çekerek. 7 defa İhlas, 7 defa Felak, 7 defa Nas. Okurken üzerine üflersin. Sonra evdeyse bu tekrar bunlar 7'şer defa daha okur. Evin her tarafına, yatak odasına her tarafa üflersin. Bahçe varsa bahçeye de üflersin. İş yeri ise iş yerine de üflersin. Efendim buna birkaç gün devam edilir. Peki o sıkıntı orada devam ediyorsa başka bir şey vardır. Bir elektrik kaçağı vardır. Yani ne gibi? Şöyle söyleyeyim. Yani farkında değiller, öğrenmemişlerdir. Bir haram işleniyordur. Veya bir farz yapılmıyor. Veya bir farz terk ediliyordur. Namaz kılınmıyor. Namaz kılınmıyordur. Dolayısıyla bereket de gider. Allah-u Teala başka şeyleri oraya musallat da eder. Mesela şimdi habire uğraşılıyor. Ziraatla meşgul olanlar. Bu sene işte şöyle bir sinek musallat oldu. İşte
fındıklara şöyle bir şey geldi, şeftalilere bilmem ne geldi, buğdaya bilmem ne geldi. İyi de arkadaşım sen bundan uçsun veriyor musun? Yok. O ne? Ha o ne diyor. O ne? O ne? Haberi bile yok. Bu benim diyor. Tabii senin. Ölürken götür o fındık bahçesini, şeftali bahçesini ve 10 dönüm buğday tarlasını. Ölürken götür. Değil mi? Yani netice itibariyle 2 metrekarelik, 2 metrekare tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Hadi öyle olsun. 2 metrekarelik bir toprağın altına 2 metre derinliğe seni gömüverecektir. O kadar. Ha şeyin paran çoksa şeyden kefenli biraz kaliteli alırlar herhalde. Üstüne de büyük kocaman bir şey yaparlar. Kabir yaptırırlar. Devasa bir kabir yaptırırlar ne faydası olursa. Şovdan başka bir şey değil. Gösterişten başka bir şey değil. Yani yeri belli olması için bir taş dikilir. Ona isim verilmiştir. O da işte kendi ismi veya da babasının ismiyle de olabilir buyuruyor. Doğum ve ölüm tarihleri Hicri'ye atılır. Bu kadar yani. Başka bir şey söz konusu değil. İş yerine yapılır mı? Büyük. Yani bir insana yapılıyor da hani bir iş yerine ya da bir eşyaya da yapılır mı? Şimdi Mustafa Bey eğer bu adam iş sahibi ise bunun işi bozulsun niyetiyle adam gitmiş yapmıştır. Ama Allah-u Teala dilemediği müddetçe tesir olmaz o. Ne gibi? İlaç gibi. Her doktora gittiğinde tedavi olabiliyor musun? Yok. İlaca da tesir gücünü veren Allah-u Teala'dır. Büyüye de tesir gücünü veren Allah-u Teala'dır. Nazara da aynı şekilde. Tevekkülün tam olursa mesele biter. Dolayısıyla bunları okuyup Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. Biiznillahü Teala ne büyük kalır ne bilmem ne sihir kalır bir şey kalmaz. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh böyle bantı alınmış sesinden dinlemiştir. Zaman zaman aynı şekilde naklediyorlar. Naklediyoruz onu da. Buyuruyorlar kardeşim buyuruyorlar bana büyü sihir tesir etmez. Nazar da tesir etmez. Niye buyuruyorlar? Çünkü ben sabahleyin kalkınca 3 defa Bismillahirrahmanirrahim bunu okuyorum. Akşam da okuyorum 3 defa. Bunu kim söylemiş? Sünnet alimleri buyuruyorlar. Arkasına da buyuruyorlar ki ama bunun böyle olduğuna inanmak lazım. İnanırsan tesir eder. Ve ben bunu öğrendikten hatta İslam ahlakında yazıyor. O Bismillahillezî lâ yedurru duasını besmele ile olanı da var. Onu da nakletmişler. Onu da almışlar. Sabah namazında dua ederken elimi açtığım zaman 3 defa okuyorum. Veyahut da dua bittikten sonra elimi yüzüme sürdükten sonra arkasına 70 istiğfar 11 ihlas okuduktan sonra Bismillahillezî lâ yedurru sabah namazının arkasına 3 defa okuyorum. Akşam namazını kılınca da okuyorum. Zaten biraz şey yapınca sen eksiklik hissediyorsun. Ben bir şey okumadım tabii. Hemen hatırına gelir o. Israr edersin. Hatta bu vakitlerde bir kağıda yazar böyle yüksek bir yer yanında korsun. O gözüne ilişir. Ha neydi bu? Alışkanlık kesmedene kadar. Alışırsın. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir adam tutmuş. Her gün ben geldiğim zaman ölüm ver ya Ömer diyeceksin. Sana ona belli bir ücret veriyor. Bir gün işte ya Ömer deyince tamam demiş bitti. Ne oldu demiş. Sen ikaz etmene gerek yok. Çünkü benim sakalım ak düştü. O bana haber veriyor. O bana haber veriyor buyuruyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın efendim cinlerden hani bir zamanlar öyle korkmuşlar ki tabii altyapı olmadığı için 3 harfli niye cin deyince geliverirmiş. Ana şimdi doldu burası değil mi? Biz cin dedik. Cin dedik. Ne kadar cin varsa hepsi doldu değil mi? Ya ne safsata şeyler. Sen dinini doğru bilmezsen o kalp boş durmaz ki. Yanlış, ondan sonra hiç alakası olmayan şeyleri din diye çağırıyorsun. Onun için Osmanlı'nın dini değiştiriyor diyorlarmış ya. Tamam mı? Bidat sahipleri diyor da bir de tam ilmihali okuduğunu iddia edenler var. Onlar da söylüyor. Şimdi Sırrı-ı Sakati Hazretleri'nin sözünü nakletti. Ahmaklığın alameti buyuruyor ya. Kendi ayıbını kusurunu bırakır başkasının ayıbı kusuruyla uğraşır. Ya önce sen ne haldesin be arkadaş kendini sorgulasana değil mi? Sen nesin, neredesin, nerelerdesin? Ve kendini sorgulamazsan işte ondan sonra onunla bununla böyle uğraşır durursun. Ve bu uğraşmanın neticesi de Allah-u Teala korusun bir gün imanını kaybeder. Cehennem kütüğü olursun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cinlerden korunmak için de abdesti olmalı buyuruluyor. Ondan sonra mesela şeytana ve cinne karşı sabahleyin evden çıkarken saatte bir de var. İslam ahlak kitabında da var bu. Evden çıkarken niyetini düzelt ya Rabbi çoluğumun çocuğumun nafakasını temin etmek, dini İslam'a hizmet etmek, senin kullarına faydalı olmak niyetiyle diyecek. Hemen ayet-el kürsüyü oku buyuruluyor.
İşte İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri bir gün böyle pencereden bakarken kendi evlerinin bulunduğu sokaktan birisi geçiyor, gülüyor. Hanımı diyor ki efendim diyor, niye güldünüz? Şu giden kimse diyor evinden çıkarken Ayet-el Kürsi okumuş. Nereden anladınız diyor, yani alnında yazmıyor, bir şey yapmıyor. Şeytan bunun önünden gelmek istedi, giremedi. Arkasından yaklaştı, giremedi. Sağından sondan denedi, giremedi. Çünkü Ayet-el Kürsi'yi okuyunca bizim görmediğimiz manevi bir kalkan oluşuyor. O kalkanı delip geçemiyor. Onu geçemiyor. Yani Allah-u Teala o Ayet-el Kürsi'de nasıl bir aynı şekilde şey verdiyse, frekans varsa diyelim, hani bugünkü tabirle, giremiyor ona. Hatta şey de anlatılıyor ya, mesela bir evde 100 veya 200 defa gece La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunursa, Muhammed Masum Hazretleri de bildiriyor bunu, ve o eve dadanan cin bile defolur gider. Yani o La havlenin meydana getirdiği bir dalga boyu var. Onu itiyor. Gelemiyor. Şimdi bunlar çareler var. Saadet-i Ebedi'nin cin bahsinde de cinden korunmak için bildirilenler var. Nas Felak Suresi, Ayet-el Kürsi, bunlar okumalı. Abdestsiz bulunmamak. Bunlar olunca cin de aynı şekilde şey yapamaz. Söyleyiver. Giremez. Yaklaşamaz. Çünkü cinler insanlardan aşağı varlıklardır. Hatta cinlerin Müslüman olanları insanlardan Müslüman olup da fasık olanları gibidir. En dindarları. Gerisini sen düşün artık. Ve kafirleri devamlı yalan söylerler. Zaten insanlara zarar veren de o kafirleridir. Ama Allah-u Teala onlara karşı da koruma silahları vermiştir insana. Biz onları görmüyoruz ama Cenab-ı Hak bildirmiş olduğu o şeyleri, Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Bunları yaparsak bunlardan da korunmuş oluruz efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.